Bayramda haremlik selamlığa riayet etmeyen akrabalara sıla-i rahim yapılması doğru mudur? Eğer böyle bir evde karışık bir şekilde denk geldiysek nasıl hareket etmeliyiz? Evet. Şimdi malumunuz hocam, sıla-i rahim Mevla Teala'nın, hatta hadis-i kutsi olarak da rivayet edilir, emretmiş olduğu ve Efendimizin duası makbul olmayan kişilerden, zümrelerden biridir ki işte sıla-i rahimi kesen kişi olarak buyurmuş olduğu bir eylem. Onun için İslam dini imkan nispetinde ve meşru zeminde tabii ki sıla-i rahimin yapılmasını emreder. Ancak bu nereye kadardır? Mevla'nın emir ve yasaklarını çiğneyinceye kadardır. O çizgiye kadardır. Şayet sıla-i rahim yapılacak yerde, zeminde, ortamda Mevla'nın emretmiş olduğu haramlardan bir haram işlenme gibi bir durum olacak olur ise tabii ki bu durumda ya başka bir alternatif bir yöntem geliştirilecek veya böyle bir ortamda sıla-i rahim yapılması söz konusu olmayacak. Mesela özellikle kardeşler dediğiniz gibi bunu arıyor. Hocam böyle böyle ben babamların oraya gideceğim. Babamla babamların orada kardeşlerim var, benim erkek kardeşlerim. Ailem anlamıyor. Onun için de hanımım mecbur onların içerisinde oturmak mecburiyetinde kalacak. Ben buraya gidebilir miyim? Az önce dediğimiz gibi kayınla kişinin hanımının aynı ortamda oturması dinen caiz değildir normal kıyafetleriyle. O zaman böyle ve arada bir ülfiyet, bir samimiyet, bir muhabbet, uzun süreli oturmalarda bu yönüyle bunlar da kaçınılmazdır. Bunların oturma olması da İslam'ın haram kılmış olduğu bir şeydir. Onun için böyle bir ortamda sıla-i rahim yapılması doğru değildir. Onun için burada şuna dikkat etmek gerekir. Evet, burada sıla-i rahim olmaz. Peki sıla-i rahimi terk etsin mi kardeşimiz? Biz her zaman hocam biliyorsun şunu diyoruz. Yani Müslüman her yönüyle tabiri caizse dava adamı olması gerekir. Yani kendi asıllarından, kendi kurallarından vazgeçmemesi ve mücadeleci olması gerekir. Nasıl? Ya kendini savunarak mücadele etsin. Yani bakın ben bundan rahatsızım. Yani bana bu yönüyle imkan sağlayın. Benim bu değerim. Ben bunu kendi şahsım için de istemiyorum. İslam bunu emrediyor. Onun için biz geldiğimiz zaman buna uygun ortam istiyorum. Yani bunu bir Müslüman olarak savunabilmemiz gerekir. Tabii karşı tarafı da bunu ifade ediyorken kırmadan, dökmeden ifade etmek gerekir. Evet. Veya karşı tarafa bir takım ithamlarda bulunmadan bunu savunmak gerekir. Yeter ki ama dediğimiz gibi şunu karşı tarafı hissettirmek gerekir. Ya bu adamın derdi bizim şahsımızda değil. Bu adamın derdi kendi bir hassasiyeti var. O hassasiyetini yaşamak istiyor. Onun için gelmiyor. Bu noktada maalesef kardeşlerimizin çoğunluğu buraya yani kaybediyoruz. Çoğumuz kaybediyoruz. Yani efendim onlar haram ortam, onun için gitmiyorum. Ya haram ortam bir kere denedin mi? Yani belki oranın tenha oldu, annenin babanın yalnız kaldığı bir ortam vardı. Evvela Müslümanlık, onu zorlaman gerekir. İki, ya oraya anlatabilirdin belki kendini. Ya ben geldiğim zaman da ricam, sizden ricam, şu hususa biraz dikkat edin. Kardeşim girmesin. Bunları Müslümanın zorlaması gerekir evvela. Ha, bütün bunları zorladı, bütün bunları yaptı, olmadı. Ha, o zaman ne olacak? Başka bir şekilde telefonuyla, o suyla, bu suyla görüşmeye çabalayacaktır. Hocam biliyorsun fetva hattında hani bu problemden dolayı sıkıntı yaşayan çok kardeşimiz oluyor. Evet. Ve kardeşlerimiz bu yönüyle aslında şunu zannediyorlar. Bu problemi tek çeken benim. Halbuki biliyorsun hocam, yani bırakın siz bunu. Yani hocaların bile ailelerinde benzer problemleri hocalar tatbik ediyorken çok ciddi problem yaşıyorlar. Bu karşılaşılan durum, bu karşılaşılan problem her ailede karşımıza çıkıyor. Onun için burada ne oluyor? İnsanlar belli bir dönemden sonrasında sizin ısrarınızı, sizin taviz vermez duruşunuzu gördüğü zaman da artık bakıyorlar, görüyorlar ya bunlara göre hareket edelim. Bunların bu taleplerini, makul taleplerini karşılayalım şeklinde şey oluyor. Onun için biz bu yönüyle asıllarımızdan, kurallarımızdan doğru bilmiş olduğumuz, çünkü bu yanlış değil, doğrudur, Allah'ın emridir, bundan vazgeçmeyip karşı tarafa da bunu yumuşak bir dille ve ısrarcı bir şekilde şey yaptığımız zaman Allah'ın izniyle bir değişim söz konusu mutlaka olacaktır. Evet. Dediğimiz gibi yani kardeşlerimiz bu husus hocam tek kendilerini zannetmesinler. Biz eğer samim olur ve kendimizi düzgün ifade edebilecek olursak inşallah karşı tarafta bir gelişme olacaktır. İnşallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد